Herkese merhabalar. Sevr Anlaşması'yla İnkılap Tarihi yolculuğumuza devam ediyoruz. Aralık ayındayız ve Aralık ayında hedefimiz 2022'yi bitirirken, 2023'e girerken mükemmel bir şekilde hem İnkılap Tarihi'nde hem Sözel'de hem de LGS'nin tamamında en yüksek netlere ulaşmak inşallah. Bugün sizlerle birlikte Sevr neden geç imzalandı, anlaşmaya karşı tutumlar nasıldı? Biliyorsunuz biz bu anlaşmayı imzalayanları vatan haini ilan edeceğiz. Birazdan da söyleyeceğiz. Anlaşma maddeleri, yorumları neydi, bunları göreceğiz. Hazır mıyız Songül evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum. Dersimizin sonrası mutlaka Dinamo Soru Bankamızdan, Taktikli'den, 0'dan 8'den ve Zoru Bankası 10'da 10'dan bu konuyla alakalı soruları çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Sevr'le alakalı çok çok önemli bir konu. LGS 2022'de bu konudan soru geldi. 2023'te de gelecek. Çünkü Sevr gerçekten bizi mahveden bir anlaşma ama biz Sevr'i yapmayacağız. Düşmanı denize dökeceğiz ve diyeceğiz ki al size Lozan diyeceğiz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyelim. Ödevlerimiz de belli. Mutlaka soru çözüyorsunuz arkadaşlar. Ve Aralık programında gümbür gümbür ilerlemeye devam edelim. Hadi bakalım videomuz başlasın. Sevr Anlaşması'yla İtilaf Devletleri artık resmen bizi parçalayacaklarını net bir şekilde belli ediyorlar. Bak, bize sadece bu beyaz bölgeyi veriyorlar. 10 Ağustos 1920'de böyle bir hayale kapılıyorlar. Bak, 23 Nisan 1920'de biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştık. Büyük Millet Meclisi'ni açtıysak demek ki biz Sivas Kongresi'ni, Erzurum Kongresi'ni, Amasya Genelgesi'ni, Havza Genelgesi'ni yapmışız demektir. Biz bu kadar ülkeyi kurtaracağız diye bağırdığımız halde, milli bilinci uyandırdığımız halde bu adamlar niye hala böyle gaza geliyorlar? Çünkü gaza gelen dize gelir. Gaza gelen dize gelecek. Kurtuluş Savaşı'nda biz İtilaf Devletleri'ni yeneceğiz ve Lozan'ı kabul ettireceğiz. Ama Sevr Anlaşması'nı 1920'de bize kabul ettirmeye çalışıyorlar. Biz de bunu kabul etmeyeceğiz tabii ki. Ölü doğmuş bir anlaşma diyeceğiz ve kabul edenleri vatan haini sayacağız. Ama İtilaf Devletleri bir şekilde Sevr Anlaşması'nı İstanbul Hükümeti'ne zorla kabul ettiriyorlar. Şimdi gel istersen bununla alakalı sana daha detaylı bilgi vermek istiyorum Tonguç'um. Bu rezaleti anlatmak istiyorum. Şimdi birincisi, Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920'de imzalanacak. Yani bizim bütün bu kongreleri yapıp meclisi açtıktan sonra. Peki Sevr neden geç imzalanacak? Bu ne böyle? Bu senin için hazırladığımız bir kutu. Bu kutuda sana Sevr'i daha eğlenceli bir şekilde öğretmeye çalışacağız. İğrenç bir şey ama öğreneceksin ki sınavda çok iyi bir başarı elde edesin. Şimdi neden geç imzalandı? Paylaşım sorunu. Bunu sana sınavda sorarlar. Yani buradaki 4 maddeyle alakalı sana 4 farklı soru gelebilir. Paylaşım sorunu neden geç imzalanmasının cevabı. İtilaf Devletleri kendi aralarında acaba burayı sen mi alacaksın, burayı ben mi alacağım diye kafayı yiyorlar. Yani İngilizler diyor ki ben burayı alacağım, Fransızlar diyor ki bana bir şey vermedin, Yunanlılar diyor ki kardeş benim sonum ne olacak, İtalyanlar diyor ki ben sizinle beraber savaşa girdim ama siz gittiniz burayı İzmir'i Yunanlılara verdiniz, ben rahatsızım bundan. Böyle birbirlerini yiyorlar Osmanlı'yı paylaşmak için. Dolayısıyla Sevr'in geç imzalanması en temel sorulardan biri aralarındaki paylaşım sorunu. Daha kendi aralarında anlaşamıyorlar. İkincisi, Sevr'in hükmüne baktığımızda Mebusan Meclisi onaylamadığı için geçersiz. Bu ne demek? Bu şu demek Tonguç'um. Mebusan Meclisi vardı biliyorsun Osmanlı İmparatorluğu'nda. Biz daha Büyük Millet Meclisi'ni açmadan önce de 1876'da, 1908'de birinci meşrutiyetin ve ikinci meşrutiyetin olduğu, padişahın yanında halkın da katıldığı meşrutiyet sisteminde bir Mebusan Meclisi vardı. İstanbul'daydı bu. Bu meclis Misak-ı Milli kararlarını alınca kapatılmıştı. İngilizler tarafından işgal edilmişti. Şimdi sen meclisi işgal etmişsin. Sonra anlaşma kabul ettiriyor. Böyle olmaz ki. Anlaşmayı meclisin onaylaması lazım ama sadece hükümet onayladı. Dolayısıyla biz bu anlaşmanın hukuken de geçersiz olduğunu söylüyoruz. Şuna bakalım neymiş Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920'de. İstanbul yönetiminin imzaladığı sözde barış anlaşması. Niye sözde barış anlaşması? Çünkü adı barış ama böyle saçma sapan barış mı olur? Düşünsene, senin tüm topraklarını alıyorlar, güzel bölgelerini alıyorlar, Güneydoğu Anadolu'yu alıyorlar, Doğu Anadolu'nun güneyini alıyorlar, Akdeniz'i alıyorlar, Ege'yi alıyorlar, Marmara'yı alıyorlar, Trakya. Yazıklar olsun. Rezillik yani. Bana ne kaldı? Karadeniz'de ne yapacağım ben? Aynen ya, Karadeniz de güzel ama bunların hiçbirini vermeyeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda kanlarımızla ıslatmamız. Gerçi orası iyi hocam. Orası da iyiymiş. Saçma yani. Sapan konuşma. Burası da iyi ama yetersiz. Çünkü biz niye toprakları verelim? Mondros Ateşkes'ten sonra kalan topraklar. Hocam siz de bir doyun. Yani ne olacak oğlum, yani? Oğlum öyle değil. Misak-ı Milli de biz buraları zaten kendi toprağımıza adetmiştik. Demiştik ki tamam. Mondros Ateşkes'ine kadar birçok toprağı kaybettik. Mesela Suriye'yi kaybettik, Filistin'i kaybettik, Suudi Arabistan'ı. Tamam, buraları kaybettiğimize bir şey demiyoruz kardeşim, ne yapalım? Savaşta olur. Ama bunlar savaştan sonra İtilaf Devletleri'nin barışı uygulamayıp böyle hile yaparak almaya çalıştığı topraklar. Onları da maalesef veremeyiz diyeceğiz ve onları geldikleri gibi göndereceğiz. Anlaşmaya tutumlarına baktığımızda sonuç, bunu da söylemek istiyorum. Bu kutumuzdaki önemli bir soru başlığı bu da. Pardon, kağıt oynadığı yerinden şöyle düzeltelim. Evet. Anlaşma tutumlarına baktığımızda Tonguç'um şunu görüyoruz. Büyük Millet Meclisi TBMM diyor ki Sevr Anlaşması'nı imzalayanlar vatan hainidir. Yani böyle bir anlaşma kimse kabul edemez.
Mustafa Kemal yok diyor. Böyle bir anlaşmayı kesinlikle kabul etmiyoruz diyor. Türk milleti yani bizler de direnmeye karar veriyoruz. Dolayısıyla anlaşma bizim için yok hükmünde. Bak burada şunu söylemek istiyorum. Bütün bu anlaşmanın özetini çıkardığımızda hatta şöyle senin için güzel bir karikatür de hazırladım Tonguç'um. Sevr anlaşması alakalı. Resmen resim iş dersine döndü ama yapacak bir şeyimiz yok. Burada Tonguç'um Sevr anlaşması ile alakalı şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki hiçbir şey anlatmamıza bile gerek yok esasında. Bak ney var görüyor musun? Konuşmaya bile gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Rezalet görüyor musun bak? Rezaleti nereden görüyorsun Tonguç'um? Birincisi senin başkentini almışlar, İstanbul'u almışlar. İkincisi anlaşmada Ege bölgesini almışlar, İzmir'i almışlar. Başka nereye almışlar? Güneydoğu'daki değerli topraktan almışlar. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi konuşacak bir şey yok. Ama gel maddeleri sınavda çıkacağı şekliyle yorumlayalım. Şimdi birincisi sınırlar Anadolu toprakları paylaşıldı. Bize Anadolu'da küçük bir alan bırakıldı. Bununla alakalı yapılabilecek en doğru yorum ülke bütünlüğünün bozulduğudur. Yani bizim bir bütünlüğümüz vardı. Misak-ı Milli'ye belirlediğimiz bir sınırlarımız vardı. Onu bozuyorlar. Bu konuyla alakalı bir soru gelirse bu siyasi alanda olduğunu bileceksin Tonguç'um. Boğazlar İtilaf Devleti'ne ait uluslararası bir komisyona bırakılıyor. Ne oluyor ya? Osmanlı'nın egemenlik haklarını zedeliyorsun ve yine siyasi bir karar. Yani bize ait olan Boğazları komisyona bırakıyorlar. İstanbul Osmanlı'nın başkenti olarak kalacak ve fakat azınlıkların hakları korunamazsa, azınlıklar kimler? İşte Rumların, Ermenilerin hakları korunamazsa burası Türklerin elinden alınacak diyor. Ya sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen iyice abartmadın mı? Baskı oluşturmaya çalışıyor. Bu da yine siyasi bir alan. Azınlık hakları genişletilecek. İstedikleri ülkenin vatandaşı olabilecekler. Yani Rumlar, Ermeniler, Museviler bizim ülkemizde azınlık olanlar iyice azıyorlar ve diyorlar ki biz istediğimiz hakları alırız diyorlar. Çünkü Sevr Anlaşması'ndan dolayı biz istediğimizi yaparız diyorlar. Bu da yine bizim İç işlerimize müdahale, bize karşı bir baskı oluşturuluyor. Milli bağımsızlığımıza ters bir durum ve yine siyasi alanda. Kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak. Zaten İtilaf Devletleri'nin en büyük amacı buydu. Çok daha öncesinde de sonrasında da hep kapitülasyonlardan vazgeçmemek isteyecekler. Ekonomik bağımsızlığımızın ruhuna Fatiha diyoruz. Yani resmen ruhumuzu bitiriyorlar. Ne diyorlar? Arkadaş biz sizin ekonominizi bitiririz, ülkenizi bitiririz diyorlar. Bu da yine ekonomik alanda bir şey Tonguç'um. Osmanlı borçlarını ödemekle yükümlüdür. Hala borçlar borçlar diyorlar. Ya kardeşim sen topraklarımı almışsın. Bana şu bölgedeki borçları bile alıyorlar. Bu toprağı alıyorlar Tonguç'um. Bu toprağı almalarına rağmen bu topraktan kaynaklanan borçlar varsa onları da isteriz diyorlar. Elimizden aldıkları şeylerin borcunu da istiyorlar. Yazıklar olsun ya. Reziller yani. Ne kadar adi insanlar bunlar. Ekonomik yük artıyor ekonomik şey. Mecburi askerlik kaldırılacak. Yani Osmanlı artık askerliğe gerek yok diyorlar. O zaten biz işgal ettik. Saçmalama evladım. Asker sayısı... Ne yapacağız diyorum askerliğe? Oğlum her Türk asker doğar. Vatan savunması için gerekirse mecburi askerlik yapacağız. Asker sayısı 50.700 kişiyle sınırlı kalacak diyorlar. Böylece bizi resmen küçük güçsüz bir devlet durumuna düşürmeye çalışıyorlar. Amaçları bizi savunmasız bırakmak, askeri alan. Şimdi yeni sorumuz da bu. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap yorumlara yollayalım.